Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Atatürk'ün Nutuk adlı eserinin dili bazı yabancı sözcüklerle yüklüdür. Ancak bu dil eserin yazıldığı günlerdeki aydınların bildiği, alışık olduğu bir dildir. Atatürk bu eserini Türk milletini bazı konularda aydınlatmak amacıyla yazmıştır. Anlatım güçlü, özlü, etkileyici ve büyüleyicidir. Büyüklemler daha çok geniş zaman kiplerinden oluşmaktadır. Bu anlatım biçimiyle Türk gençliğinin her zaman aynı görevle yükümlü olduğu belirtilmek istenmiştir. Şimdi burada baktığımız zaman birinci, ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı cümlelerde nutun diliyle ilgili bakın dikkat edin birincide dil ikincide yine dilden bahsetmiş dördüncüde Anlatımdan bahsetmiş, Anlatım da dille ilgilidir. Ee, yüklemler daha çok geniş zaman kiplerinden oluşmaktadır demiş beşte. Ee, geniş zaman kullanıl, kullanılması da yine dille ilgili bir e, şey. Anlatım da yine dille ilgili. Fakat üçüncü cümleye baktığımız zaman dilin dışında burada Atatürk'ün notu neden yazdı? Yani amacından bahsetmiş. Dolayısıyla farklı bir konudan bahsetti. Cevabımız Bursa. Bu parçada numaralanmış cümleler, cümlelerin hangisinde edat ve bağlaç birlikte kullanılmıştır? Şimdi üçüncü cümleye baktığım zaman gibi edatıyla deda bağlacının birlikte kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız C.